Saygıdeğer arkadaşlarımız, bugün 24 Temmuz. Lozan Antlaşmamızın 100. yıl dönümü. Daha açık bir deyişle Lozan zaferimizin 100. yılı. Mustafa Kemal nasıl tanımlıyor bu zaferi? Aynen şöyle. Bu antlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr anlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir. Evet, aynen öyledir arkadaşlar. 3,5 yıl süren anti-emperyalist ulusal kurtuluş savaşımızın zaferinin tüm emperyalist dünyaya, Amerika ve Japonya'da içinde olduğu halde kabul ettirilmesinin, onlara zorla Türk milletinin zaferinin kabulünün bir belgesidir arkadaşlar Lozan Antlaşması. Fakat ne yazık ki 1950'de yeniden bir karşı devrim gerçekleşti Türkiye'de ve 14 Mayıs 1950'den başlamak üzere, yani Bayar-Menderesli devrimindeki Demokrat Parti iktidarıyla birlikte Amerika'nın yarı sömürgesi olma sürecine sokuldu Türkiye. Yani Lozan'ın ve 1. Kurtuluş Savaşımızın zaferi gün be gün eritildi, dirhem dirhem parçalanıp yok edildi arkadaşlar. Ve bugünlere geldik. Ne yazık ki şu anda Mütareke günlerindeki gibi, hatta o günlerden çok daha ağır, kara bir günlerde yaşıyoruz. ...21 yıldan bu yana Türkiye'yi esir almış olan Amerikan yapımı Tayyipgiller iktidarının şefi Tayyip, Kaçak Saray Sultanı Tayyip ne diyor arkadaşlar? Lozan için aynen şunu. Tarihte bize ne yaptılar? 1920'de bize Sevr'i gösterdiler. 23'te Lozan'a bizi razı ettiler. Birileri de Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştı. Her şey ortada. 29 Eylül 2016'da sarf ediyor Tayyip bu sözleri arkadaşlar. Sadece Tayyip mi? Hayır. Ne yazık ki meclisteki Amerikan yapımı, Amerikan devşirmesi, Amerikan uşağı siyasi partilerin tamamının görüşü budur arkadaşlar. Kuvayi Milliye'yi, Mustafa Kemal'i, layık cumhuriyeti savunan bir tek parti, bir tek siyasi hareket yoktur mecliste şu anda. Anti-emperyalist 1. Kurtuluş Savaşımızı, 7 düvele karşı verdiğimiz savaşı yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda Amerikan devşirmelerinin, Amerikan kuklalarının, Amerikan piyonlarının, Amerika'nın çıkarlarını savunmakla görevlendirilmiş hainlerin merkezi durumundadır. Yani orası da düşürülmüştür, ele geçirilmiştir emperyalistler tarafından arkadaşlar. Amerikancı burjuva Kürt hareketi PKK'nın, HDP'nin, Yeşil Sol Parti'nin yörüngesindeki diğer Kürt hareketlerinin ortak bir açıklaması oldu arkadaşlar. Lozan'ın 100. yıl dönümüyle ilgili. O açıklamadan kısa bir bölüm okumak istiyorum. Geçen yüzyılın başında Kürdistan'ın ikinci defa parçalanıp Kürt halkının statüsüz bırakılmasında önemli rol oynayan ve Lozan 1923 Antlaşması'nı imzalayan başta Britanya ve Fransa olmak üzere imzacı devletleri halkımızdan özür dilemeye ve Lozan'ı aşma mücadelesine destek olmaya çağırıyoruz. Birleşmiş Milletleri, Avrupa Konseyi'ni, Avrupa Birliği'ni ve diğer uluslararası kurumları da kendilerine destek olmaya çağırıyorlar arkadaşlar bunlar. Bu arkadaşlara Sevr haritasını hatırlatmak istiyoruz biz. Lozan'ın alternatifi neydi? Sevr'di arkadaşlar. Lozan'da biz neyi parçalayıp çöpe attık? Tarihin çöplüğüne attık. Sevr haritasını, bu haritayı arkadaşlar. Bu haritada Türkiye parça parça edilmiş durumdadır. Türklere bırakılan kısım Orta Anadolu'da ufak bir bölgedir. Deniz şeridi sadece Karadeniz'e açılabilmektedir. Akdeniz bölgesini Fransız nüfuz bölgesi ve İtalyan nüfuz bölgesi tümüyle kapatmış, işgal etmiş durumdadır. İzmir bağımsız bir bölgedir o anda ve Çanakkale, Ege bölgesi ise uluslararası emperyalist devletlerin nüfuz bölgesi, ortak nüfuz bölgesi olarak parçalanmıştır, ayrılmıştır. İzmir'in iç tarafı da Yunanistan, Grek zon diyor bakın. Yunanistan nüfuz bölgesidir arkadaşlar. Güney'e gelelim. Tüm Türkiye'nin güneydoğu sınırları Fransız mandası altındadır arkadaşlar. Devam edersek doğuya kadar sınırlar İngiliz mandası altındadır arkadaşlar. İçeride Fransız nüfuz bölgesi uzanmaktadır arkadaşlar. Diyarbakır'a kadar, burada Sivas'a, Tokat'a kadar uzanmaktadır arkadaşlar Fransız nüfuz bölgesi. Kuzeydoğu'da Ermenistan vardır arkadaşlar. West Ermenia geliyor. Trabzon'dan Van'ı da kapsamak üzere, Erzurum'u da kapsamak üzere bütünüyle Ermenistan'a bırakılmış bölgedir arkadaşlar. Peki Kürtlere bırakılan bölge nedir? İşte burası arkadaşlar. Diyarbakır'la Hakkari arasındaki bir bölge sadece. Orası da daha sonra orada bir referandum yapılacak ve emperyalistlerin onayına sunulacak. Eğer emperyalistler onaylarsa orada kendilerine bağımlı kukla bir Kürdistan bölgesi oluşturulacaktır arkadaşlar. Demek ki Sevr haritasında Kürtlere bırakılan bölge sadece burasıdır. Tekrarlayalım. Diyarbakır'la Hakkari arasındaki bir şerittir arkadaşlar. Ve yukarıda Andranik Ozanyan komutasında savaş deneyimi olan 180.000 kişilik Ermeni ordusu vardır arkadaşlar. O ordunun birinci düşmanı Andranik Ozanyan Paşa adıyla adılan komutanın da deyişiyle Kürtlerdir. İkinci düşmanı Türklerdir. Eğer bizim Kuvayi Milliyemiz olmasaydı, eğer Kuvayi Milliyemizin ve anti-emperyalist 1. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın zaferi olmasaydı, bu Ermeni ordusu tüm Kürt illerinde bir tek Kürt bırakmamacasına temizleyip atacaktı bölgeyi Kürtlerden. Kaçabilen canını kurtaracaktı, kaçamayan katledilecekti. İşte harita açık. Demek ki 1. anti-emperyalist Kurtuluş Savaşımız, onun liderleri Mustafa Kemaller, İnönüler, neyi sağlamış Kürtleri arkadaşlar? Hayatta kalmayı sağlamış arkadaşlar. Bugünkü Kürt illerinin aynen varlıklarını korumayı sağlamış. Bunu görmek lazım. Bunu takdir etmek lazım arkadaşlar. Ama ne yazık ki Amerika bu PKK'nin, HDP'nin, Yeşil Sol'un, PYD'nin, YPG'nin peşine düştü. Onları devşirdi ve yörüngesine çekti. 1991'den sonra. Sosyalist kampın yıkılmasıyla birlikte zaten PKK'de dümeni Atlantik'e kırdı. Miami sahillerine demir attı arkadaşlar. Amerikan emperyalist çakalıyla etle tırnak gibi kaynaştılar ve onun yörüngesine girdiler. Çıkar ittifakı kurdular arkadaşlar. Diyorlar ki bu bildiride Irak'ta biz özgürlüğümüzü kazandık. Kuzeydoğu Suriye'de özgürlüğümüzü kazandık. Hayır. Orada yeni birer İsrail oluşturdunuz ya. Amerika'nın yeni petrol bekçileri oldunuz oralarda arkadaşlar. Bunu göremiyorsunuz. Oralarda Johnny'lerle el elesiniz, omuz omuzasınız. Amerikan özel kuvvetleri yönetiyor sizi. Birer Müslüman İsrail'siniz ya. Bütün göreviniz Orta Doğu petrollerinin Amerikan petrol şirketlerinin kasasına akıtılmasında, aktarılmasında bekçilik yapmak. Yani İsrail'in bugüne kadar yaptığı görevi üstlenmek. Ortaklaşa olarak o görevi yerine getirmek. Bu özgürlük değil, bu onurlu bir iş değil. Zaten Kürt halkını da temsil etmiyor bu hareket. Sadece Kürt feodallerini, Kürt burjuvalarını temsil ediyor arkadaşlar. Öbür taraftan Ermenistan ve Yunanistan ulusal kimliklerini bütünüyle Türk düşmanlığı üzerine inşa etmişlerdir. Bugüne kadar defalarca belirttiğimiz gibi arkadaşlar. İşte PKK, HDP, Yeşil Sol'da siyasi ideolojisini aynı şekilde Türk ve Türkiye düşmanlığı üzerine inşa etmiştir arkadaşlar. Bakın aynı çizgideler bugün. Ve Amerikan emperyalistleri durup dinlenmeden Yunanistan'ı silahlandırıyorlar. 9 tane Amerikan üssü var şu anda Yunanistan'da. İşte Dede Ağaç'ta da çok büyük bir üs kurdular. O üsleri kime karşı kullanacaklar? Önce Türkiye'ye, sonra Rusya'ya. Yunanistan tıpkı birinci emperyalist paylaşım savaşında olduğu gibi yine ABD ve AB emperyalistlerinin bütünüyle yörüngesinde, hizmetindedir arkadaşlar. Bütün bunlara ilaveten Türkiye'ye sığınmacı, göçmen, bilmem ne adlarıyla sokulmuş olan 13 milyonla 15 milyon arasındaki istilacı da aynı şekilde Türk ve Türkiye düşmanıdır arkadaşlar. Yarın emperyalist haydutlar başta ABD gelmek üzere tıpkı Ukrayna'yı Rusya'ya saldırttıkları gibi Yunanistan'ı da Türkiye'ye saldırtırlarsa içerideki bu sığınmacı adlı istilacıları da kullanacaklardır. Onlar da Türkiye'yi işten vuracaktır. Ve PKK, HDP, Yeşil Sol yörüngesindeki güçleri de kullanacaklardır arkadaşlar. Yani Türkiye çok ağır bir günlerden geçiyor. Ve şu an Türkiye'nin tepesini tutan siyasi iktidar, o da aynı şekilde laik cumhuriyet, Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliye düşmanıdır. Yani ülkemizi ne yazık ki büyük bir felaket bekliyor. Ona karşı biz gerçek vatanseverler yıllardan bu yana uyarılarda bulunuyoruz. Böyle bir felakette yüzleşeceğimiz konusunda. Halkımızı uyandırmaya, bilinçlendirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. İşte bu durum karşısında bizler muhakkak ki son soluğumuzu verene kadar Kuvayi Milliyeci atalarımızın yaptığı gibi savaşmaya devam edeceğiz. İnancımızı, kararlılığımızı asla hiç sarsıntıya uğratmadan savaşmaya devam edeceğiz. Ve eğer halkımızı da uyandırabilir, birinci Kuvayi Milliye'de olduğu gibi ordulaştırabilirsek yeniden, zafer yeniden bizim olacak arkadaşlar. Emperyalistler, işbirlikçiler geldikleri gibi gidecekler. Kalın sağlıcakla.